Merhaba arkadaşlar, ben Model Yaman Okulu'ndan Özlem Hoca. Bugün size paralel kenarda uzunluk ve alanı anlatacağım. Paralel kenar arkadaşlar, karşılıklı kenarların birbirine paralel, karşılıklı kenarlar birbirine eşit olan bir dörtgendir. Arkadaşlar, DC ile AB doğrusu paralel olduğu için karşı durumda açılar birbirini 180'e tamamlar. Dolayısıyla burada A ile D açısının toplamının 180, B ile C açısının toplamının 180, A ile B açısının toplamının 180 olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca gördüğümüz gibi karşılıklı açılar da birbirine ne durumdadır? Eşit durumdadır. Bir örneğimiz var. ABCD paralel kenar. EA AB'ye dikmiş. DEB'nin elemanıymış, yani doğrusal olduğunu söylüyor. AE ile DC birbirine eşitmiş, 120 dereceyi vermiş, x kaç derecedir diyor. Şimdi karşılıklı kenarlar birbirine eşit olacağı için burası da çift çizgi olur deriz. Burası 90 olacağı için 45-45-90 üçgenidir. Şimdi benden x açısını istediği için karşılıklı açılar birbirine eşitti, burası x'tir. Şimdi ne yapacağım? İki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani 120 eşittir 45 artı x'ten, x'i buradan 75 derece gelecektir. Şimdi diğer örneğimize geçelim. ABCD paralel kenar, DE açıortay 75 dereceye vermiş, 50 dereceye vermiş, bizden A açısının ölçüsünü istiyor. Şimdi arkadaşlar, gördüğümüz gibi AD doğrusuyla BC doğrusu birbirine paralel. Bu ne anlama geliyor? Zikzak kuralından bakın, sağ tarafa bakan açılarla sol tarafa bakan açıların toplamları birbirine eşittir. Yani 75 eşittir 50 artı, şuraya alfa diyecek olursak, buradan alfası ne geldi arkadaşlar? 25 geldi. O zaman yerine yazalım. Burası 25, burası 25. Peki buranın toplamı ne oldu? 50. 50 ile x'in toplamı da kaça eşit olacaktır? 180'e. Ve x açısı ne olacaktır arkadaşlar? 130 derece gelecektir. Şimdi diğer sorumuza bakalım. ABCD paralel kenarı biçimindeki kağıt C köşesi şekildeki gibi AD kenarı üzerine gelecek şekilde EB doğrusu boyunca katlandığında ABC üssü 17 derece oluyor. Buna göre DC üssü E, yani alfa kaç derecedir diye bize soruyor. Öncelikle arkadaşlar, C köşesi C üssüne geldiği için ne olacaktır? Bu kenarlar birbirine eşit olacaktır. Peki şurayı inceleyelim. Bu kenarla da burası eşit olacağı için burada aslında bir deltoid çıktı. Ve arkadaşlar şunu yapacağız. Bakın, eğer ben buraya beta, buraya beta diyecek olursam Z kuralından burası 17 artı beta geldi. Peki burası da açıortaydı, burası da 17 artı beta. Şimdi düşünüyoruz, başka ne yapabiliriz alfaya ulaşabilmek için? Karşılıklı açılar birbirine eşitti. Yani burası nedir? 17 artı 2 betadır. O zaman burası ne olacaktır? 17 artı 2 beta olacaktır. Peki bunu nasıl kullanacağız? Bakın şurada bir üçgen var. Alfa ile 17 artı 2 betanın toplamı 17 artı 2 beta artı alfa, yani iki iç açının toplamı kendisine komşu olmayan bir dış açıya eşittir. Yani burada ne var? 17 artı beta, 17 artı beta vardır. Peki buradan betalar gider arkadaşlar. 17'nin bir tanesi de gidecektir. Alfası ne olacaktır? 17 derece gelecektir. Peki şimdi diğer örneğimize geçelim. Şimdi arkadaşlar, ABCD paralel kenar vermiş. EAB bir üçgen, BE açıortay, BC 8 birim, DE 5 birim, çevre ABCD nedir diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar, BC doğrusu AD doğrusuna paraleldir. Açılara alfa alfa yazsam, bakınız Z kuralından burası ne gelecektir? Alfa gelecektir. 8 ise burası 8'dir. O zaman bakın, alfa ile alfa eşit olduğu için burası 13 ise burası da ne olacaktır? 13 olacaktır. Şimdi bizden çevre istiyor. 13 ile 8'in toplamı nedir arkadaşlar? 21'dir. İki kenarın toplamı 21 ise çevresi 21 çarpı 2'den 42 gelmelidir. Şimdi diğer sorumuza bakalım. Yine bir açı sorusu. 2016 LYS sorusuymuş. Diyor ki ABCD paralel kenar AEB 79 derece,
BCD'nin ölçüsü x'miş. Şekilde verilen AE doğru parçası BAD açısının iki eşit açıya, BE ve BF doğru parçaları ise ABC açısının 3 eşit parçaya bölmektedir. Yukarıdaki verilere göre x kaç derecedir diyor. Şimdi arkadaşlar şuralara alfa demek istiyorum. Şuralara beta demek istiyorum. Bakın bunlar birbirine paraleldir. Ben ne yapacağım? Beta ile alfanın toplamı 79'a eşittir. 79 eşittir alfa artı beta. Peki şuraya bakalım. 79 artı 2 alfa artı beta'nın toplamı 180 olacağı için buradan 2 alfa artı beta ne geldi arkadaşlar? 101 geldi. Peki buradan şurayı eksiyle çarptığım takdirde 101 eksi 79 betalar gidecektir. Burada alfa kalacaktır. 11'den 9 çıktı. 2, 22 gelecektir alfanın değeri. Peki benden ne istiyor arkadaşlar? X'i istiyor. İsterseniz şunu yapabilirsiniz. Betayı bulup x'in 2 betaya eşit olduğunu söyleyebilirsiniz. İsterseniz 3 ile çarparsınız. 22 çarpı 3 eşittir 66'dır. 180'den de 66'yı çıkardığınız zaman 4, 7'den 6 çıktı 1, 114 de diyebilirsiniz. Şimdi diğer sorumuza geçelim. Ama tabii diğer sorudan önce şuna bakalım. Arkadaşlar burada bir kural vermek istiyorum. Şimdi burada şuna dikkat etmemiz lazım. Bu bir paralel kenar. Paralel kenar olduğu için ABDC'ye paralel. Eğer buraya alfa, buraya alfa, buraya beta, buraya beta dediğimiz takdirde 2 alfa ile 2 betanın toplamı 180 derece. O zaman alfa artı betası 90 olacaktır. Yani F açısı 90 derece. Peki burada başka neye dikkat edebiliriz arkadaşlar? Bakınız ben DC'ye şöyle bir paralel doğru çektiğimde Z kuralından burası ne geldi? Alfa. Yine Z kuralından burası ne geldi? Beta. Gördüğünüz gibi kenarlar ne oldu? Birbirine eşit oldu. Yani şu çizmiş olduğum kırmızı doğru aslında DC ve AB'ye paralel bir doğru. Ayrıca bakın şurası orta nokta olmuş oldu. Peki bunun için başka dikkat etmemiz gereken şey ne, ona bakalım. Şimdi biliyoruz ki açıortayda kollar inen yükseklikler eşit olacaktır. Peki bunu nasıl gösterebilirim? Bakın şuraya bir h dersek o zaman burası da ne olacaktır? H olacaktır. Burada da açıortayda kollar inen yükseklikler eşit olduğu için burası da h'tır. Yani burada yüksekliğimiz 2h geldi şu üçgenle bağlantılı olarak baktığımızda. Şimdi şu kuralımıza bakalım arkadaşlar. Burası alfa, burası alfa, burası beta, burası beta. Biliyoruz ki artık burası nedir? 90 derece. Z kuralından burası ne geldi arkadaşlar? Alfa. Z kuralından burası ne geldi? Beta gelmiş oldu. Peki burada nelere dikkat edelim? Bakın buraya A dersem, buraya B dersem ikiz kenar geldi ve burası A artı B'dir. Bu A artı B buraya eşit olacağı için o zaman burası da A artı B olacaktır ve buraya B kalır. Buradan nasıl bir yorum yapabilirim arkadaşlar? DE ile FC birbirine eşit diyebilirim. Şimdi diğer sorumuza geçelim bakalım. Buranın 90 olduğunu söyledik. Burası alfa alfa dedik. Z kuralından burası alfa. Buraya beta, buraya beta deyince burası beta gelmiş oldu. Şimdi isterseniz hani bu kuraldan yapabiliriz. Yine ispat ederek de gidebiliriz arkadaşlar. Şimdi şuraya x diyecek olursam burası x'tir, burası 2x, burası 2x'tir. Burası 2x ise bc de 2x eşit olacaktı. Beta beta eşit olduğu için ikiz kenar, yani burası x olmuş oldu, burası da 3x olmuş oldu. Şimdi diyor ki çevresi 60 birimmiş. Peki çevre 60 birimse bu ne anlama geliyor? Toplayacağız. Yani 3, 3 daha 6x artı 2, 2 daha 4x. O da eşittir 10x'tir. Bu da 60'a eşitmiş. X'i ne geldi arkadaşlar? 6 geldi. Benden ne istiyor? AD uzunluğunu. Yani 2 çarpı 6'dan cevabımız 12 gelmelidir. Şimdi diğer örneğimize geçelim arkadaşlar. Paralel kenar olduğunu söylemiş, açıortay olduğunu söylemiş ki hemen yapmamız gereken şey burası 90'dır. Buraya 30 verdiği için burası 30'dur. 60'dır, 60'dır. BC'ye 12 vermiş. Peki biz bunu nasıl kullanacağız arkadaşlar? İlk etapta hani şuradan aşağı yükseklik çekmek geliyor. Ama
hani şuradan yükseklik çekerek de bulabiliriz ama ben şu şekilde yapacağım. Şöylece bir paralel doğru çekmek istiyorum. Bakınız, burası 60 derece ise burası ne olacaktır? 60 derece. Şimdi 60'ın karşısı 2 kök 3 ise 90'ın karşısı ne gelecektir? 4. Ben bunu buna paralel çizdiğim için aslında şuradaki dörtgenimizle ne olmuş oldu? Paralel kenar olmuş oldu. Yani 12 ise burası ne oldu arkadaşlar? 8 olmuş oldu. Bakıyorum şimdi. Burası 30, o zaman burası 30Z kuralından, yani burası 8, burası 8 olacak. Şimdi benden ne istiyor? DC uzunluğunu, aslında AB uzunluğunu istiyor. Yani cevabımız nedir? 16 olacaktır. Evet, şimdi diğer örneklerimize geçelim arkadaşlar. ABCD paralel kenar, AE açıortay, AEF'ye dikmiş, ECBF'ye eşitmiş, o da 2 birimmiş, çevresi nedir diye soruyor. Öncelikle arkadaşlar alfa demeliyiz. Peki Z kuralından gördüğünüz gibi bakın burası ne oldu? Alfa olmuş oldu. Ve ben buraya ne diyeceğim? Alfa 180, 180 eksi 2 alfa. Bakın burası 2 alfa ise burası ne gelecekti? Karşılıklı açılar birbirine eşit, 2 alfa gelecektir. Burayı hesaplayalım. Burası nedir? 90 eksi alfa 180'i tamamladığımızda. Burayı da 180'i tamamladığımızda burası da 90 eksi alfa olacaktır. Peki bu ne anlama geliyor? Burası 2 ise buranın da 2 olduğunu görebiliyoruz. Artık bundan sonra sorumuz çorap söküğü gibi gelecektir. Bakın 2, 2 daha 4. Yani burası 4'tür. Burası 4'tür. 4, 2 daha burası ne oldu? 6 oldu. Çevreyi soruyor. 6, 4 daha 10. 2 ile çarptığımızda çevresine gelecektir. 20 gelecektir. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. ABCD paralel kenar GEDC'ye dikmiş, BFAD'ye dikmiş, BC'yi 10 birim vermiş. GE'ye 2H dersek bakın BF ne olacaktır? 3H. Yani şurası neymiş arkadaşlar? 2H'miş. Bakın ben bunu şu şekilde taşımak istiyorum. Burası 2H oldu. Peki, şimdi burayı ne vermiş? Bize 3H vermiş. Nasıl bir hamle yapmamız lazım? Bakınız şu üçgenle şu üçgen. Karşılıklı açılar eşit olduğu için burası alfa ise burası alfadır. 90 alfa şuraya ne kalacaktır? Beta kalacaktır. Burası ne olacaktır? Beta olacaktır. Peki açılar aynı. Dolayısıyla ne olmuş oldu? Bu üçgenler benzer olmuş oldu. Bakın alfanın karşısında 2H var, alfanın karşısında 3H var. 90'ın karşısı 11 ise bakın 5 katı geldi. 5 katı burası da ne olacaktır? 15. Bizden de istediği AB doğru parçasıydı. Yani cevabımız 15'ti. Şimdi diğer sorumuza bakalım arkadaşlar. ABCD'yi paralel kenar vermiş. DC'yi 5 birim vermiş. BC'yi 3 birim vermiş. ADCB'ye dik olduğuna göre AB'de EB'de açıortay ve ECX kaç birimdir diyor. Şimdi neticede bakın Z kuralından şuranın 90 olduğunu görebilirsiniz. Burası 5 ise burası 5'tir. 3, 5 burası ne olacak? 4 ki burası ne olacaktır? 4 eksi x. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Açıortay var. Açıortayda biliyoruz ki kollarla bacaklar şu şekilde oranlıydı. Yani 3'ün x'i olan oranı 5'in 4 eksi x'i olan oranına eşittir. Buradan 5x eşittir. 12 eksi 3x. Buradan ne olmuş oldu arkadaşlar? 8x 12. X'i de 12 bölü 8 gelecektir. Evet. Şimdi diğer sorumuza geçiyoruz. Şöyle. ABCD paralel kenar. DEEC'ye eşitmiş şurası. AB eşitmiş 4AF. Yani ben şuraya A diyecek olursam AB 4A olacağı için burası 3A olacaktır. FK'ya 6 birim vermiş. KL x kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar burada gördüğümüz gibi iki tane kelebek var, benzerlik var. Bir tanesi bu. Şöyle. Diğeri de bakacak olursanız şöyle. Yani iki tane şöyle kelebeklerin kesildiği nokta var. Peki şimdi ne yapacağız? Burası 4A olduğu için burası da 4A, yani 2A 2A gelecektir.
Peki, şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Önce şunu bir inceleyelim. Bakın, burası 4a, burası 3a. Yani 4a bölü 3a, kc bölü 6'ya eşittir. Buradan arkadaşlar kc uzunluğu ne gelecektir? 24, 8 gelecektir. Bu ne anlama geliyor? Bakın, burası 8 ise şurası 8 eksi x olmalıdır. Şimdi şuraya bakalım. Şuradaki kelebeğimize. Bakınız 2a'nın 3a'ya olan oranı 8 eksi x'in 6 artı x'e olan oranı ne eşittir? A'lar gider. Buradan 3 kere 8 24 eksi 3x 12 artı 2x'e eşittir. Buradan ne olacaktır arkadaşlar? 12 5x'e x'e 12 bölü 5 gelecektir. Evet arkadaşlar, şimdi diğer kuralımıza geçelim. Bu kuralımız şu. X çarpı x, y çarpı y artı z'dir. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Yani aslında ezberlemekte fayda var ama hani bunu bilmeden de yapabilir miyiz? Çok rahat bir şekilde yapabiliriz. Bakın, önce kuraldan yapayım. 8'in karesi 4 çarpı 4 artı x'tir kurala göre. Burası 64, 16. X'i ne geldi? 12 gelmiş oldu. Peki başka nereden yapabiliriz? Bakın burada kelebek var. 4'e 8 oranı. Yani burası 4'emse burası ne oldu? 8'e mi olmuş oldu? Peki buranın tamamı 8'e mi olduğu için buraya ne kaldı? 4'em kalmış oldu. Bakın 4'emin 8'e mi olan oranı, yani 1'e 2 oranı var. Aslında FC burada ABE'nin orta tabanı olmuş oldu. O zaman bakın burası 12 birimse şurası da 12 birimdir. Yani cevabı 12 de diyebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi bir kuralımız daha var. Bunu bir inceleyelim. Tabi buralar dik olmak durumunda değil ama burada dik olmazsa en azından bu kuralda şunların paralel olduğunu görebiliriz. Burada neler var inceleyelim. Arkadaşlar buraya alfa diyecek olursak z kuralından burası alfadır. 90'ın karşısı bakın çift çizgi dersek 90'ın karşısı çift çizgi. 90 alfa beta, 90 alfa beta. Bakın bu üçgen birbirinin aynısı olmuş oldu. Ve şu kenarla, bakın beta'nın karşısındaki kenarla beta'nın karşısındaki kenar birbirine eşit olacaktır. Ha, alan bazında incelediğimizde de evet, bakın burası A alansa, burası A alanda, burası B alansa, burası da ne olacaktır? B alan olacak diyebiliriz. Şimdi örneğimize geçelim arkadaşlar. Bakın ABCD paralel kenar demiş, EAB üçgen demiş, DFAE'ye dik demiş, AF 8'miş, DF 5'miş. CE 4 santimetreymiş. Yukarıdaki verilere göre BEX nedir diyor. Şimdi arkadaşlar burada Pisagor yapıp AD'yi bulabilirsiniz ama çok bir işinize yarayacağını zannetmiyorum. Çünkü buradan bizden ne istiyor? X'i istiyor. Bakın ben buradan şöyle dik geldiğimde, dik gelmesem de bu buna paralel olduğunda da bu üçgenler birbirine ne durumda? Benzer durumda. Peki buradan ne yapacağız arkadaşlar? Bakın burası tek noktaysa burası tek noktadır. O zaman buraya şöyle yaptığımızda bu üçgenler birbirinin aynısı. Burası 8 ise burası 8'dir. Burası 5'tir. Peki inceleyelim bakın. Burası ne geldi? 12, 5, 12, 13 olmalıdır. Şimdi diğer kuralımıza bakalım. Not örnek diye verdim. Burada arkadaşlar DL, LK ve KB'nin birbirine eşit olduğunu göstermek istiyorum. Şimdi şuraya x diyelim. Burası da x olsun. O zaman burası ne geldi arkadaşlar? 2x gelmiş oldu. Dikkat edecek olursanız burada 1'e 2 oranı var. Yani x'e 2x. Yani ben buraya a diyecek olursam burası ne gelecektir? 2a. Peki şunu inceleyelim. Buraya B dersem burası B'dir. Burası ne oldu? 2B. Şimdi şuradaki kelebeğimize bakalım. 2'ye 1 oranı var. Buranın toplamı 3 olduğu için 3'ü de 2'ye 1 oranında ayırdığımız zaman yine aslında bakın buraya A gelecektir. Buranın tamamı 2A'dır. O zaman burası ne olacaktır? A olacaktır. Peki şimdi şuna bakalım. Bizden ne istiyor? BK uzunluğunu istiyor. Yani A'yı istiyor. Bakın 1'in
2'ye olan oranı 6'nın 12'ye olan oranına eşittir. Yani 3A'sı ne geldi? 12. A'sı ne geldi? 4. Ha, buradan bulmak istemeyebilirsiniz. Benzerlik oranından da yapabilirsiniz. Mesela şuraya 2N'e 50 diyebilirdiniz. 2'nin 3'ü olan oranı A'nın 6'ya olan oranından da soruyu ne yapabilirdiniz? Çıkarabilirdiniz. Evet arkadaşlar, şimdi böyle kesmeli katlamalı bir sorumuz var. Bunu bir inceleyelim. Şekil 1 ve şekil 2. AD'ye 7 vermiş. AB'ye 8 kök 2 vermiş. Şimdi soruyu bir okuyalım. Ne demek istiyor? Diyor ki şekilde verilen ABCD paralel kenarsal bölgesi biçimindeki kağıt AC köşegeni boyunca kesilip şekil 2'deki gibi BC ile AD çakışacak şekilde yapıştırılıyor. Bakın şimdi şuraya 7 dersek o zaman burası 7. Şurası 8 kök 2. Sonra işte şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. BC ile AD çakışacak şekilde yapıştırdık. AB BC üstüne dik olduğuna göre AC x kaç birimdir diyor. Şimdi bakın şuradan kesti, şuraya aldı, şuraya yapıştırmış oldu. Peki burada bakın şurası D noktası, baktığımızda AD buraya gelmiş oldu. DC nereye gelmiş oldu arkadaşlar? Şuraya gelmiş oldu. Şuraya gelmiş oldu. Ve şurası da ne olacaktır? X olacaktır. Peki burası da ne olacaktır? 8 kök 2 olacaktır. Peki şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Şunu şöylece birleştirelim. 8 kök 2, 8 kök 2 burası ne geldi? 16 gelmiş oldu. Buradan aşağıdaki çektiğimizde ikizkenar 2 eş parçaya böler. 8, 8'dir. O zaman burası da 8'dir. Şimdi benden x istiyor. Bakın şu taradığım yeri inceleyelim. Burası 15, burası 8, 8, 15, 17 gelecektir. Evet arkadaşlar, bir kuralımız var. Diyor ki bize işte paralel kenar var. Paralel kenarı şöyle aşağıdan kesmeyecek şekilde bir doğru alıyor. Köşelerin doğrulara, şu doğruya olan, hani buraları 90 da alabilir, paralel de alabilir ama paralel olduğunu bilmek bizim için nedir? Yeterlidir. Diyor ki içtekilerle dıştakilerin toplamları eşittir. Yani x ile m'nin toplamı y ile z'nin toplamına eşittir. Hani bunun şöyle bir kabaca ispatını yapacak olursak bu aslında şöyle bir durumdur. Şu şekilde paralel kenarlar oluşturduğumuzda arkadaşlar baktığımızda bakın burası y ise burası y eksi x'tir. Ondan sonra şöyle çekebiliriz mesela. Şurasıyla şurası eşittir. Şu parçayla şu parça birbirine eşittir. Uzunlukların böyle farklarını aldığımızda aslında biz bu toplama ne yapmış oluyoruz? Ulaşmış oluyoruz. Yine başka bir kural var. Bakın biraz önceki D doğrusunu biraz daha köşeye doğru ne yaptı? Şöyle birleştirdi. Mantık yine aynı. X ile Z'nin toplamı Y'ye eşittir. Yine şöyle ispatı size şu şekilde gösterebilirim. Bakın arkadaşlar, şu üçgenle şu üçgen birbirinin aynısıdır. Burası Z ise burası Z'dir. Yani biraz öncekinin ispatını aslında buradan çok daha temiz görebilirsiniz. Y neye eşit olmuş oldu? X ile Z'nin toplamına eşit olmuş oldu. Peki, şimdi bununla ilgili çıkmış bir sorumuz var. 2012 LYS sorusu. İnceleyelim. ABCD paralel kenar AD 5, DF 7, CE 3. Yukarıdaki düzlemsel şekilde ABCD paralel kenarın C köşesi D doğrusu üzerindedir. B ve D köşelerinin köşelerinden D doğrusuna indirilen dikmelerin ayakları sırasıyla E ve F'dir. A noktasının D doğrusuna olan uzaklığı nedir diyor. Öncelikle arkadaşlar burası nedir? 5. Burası ne oldu? 4. A noktasının D doğrusuna olan uzaklığı arkadaşlar neresidir? Burasıdır. Peki kuralımız neydi? 7 ile 4'ün toplamı bana burayı verecekti. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Hatta bir kuralımız var. Şimdi AC köşegeninin uzunluğu E, BD köşegeninin uzunluğu F, E kare artı F kare 2 çarpı A kare artı B kare. Dilerseniz ezberleyin. Ezberlemek istemiyorsanız da bunun yöntemi şudur aslında. AC'ye E dediğimizde arkadaşlar burası E bölü 2'dir, burası E bölü 2'dir. BD de F olduğu için burası F bölü 2'dir. Bakın şurada bir kenar ortay teoremi uyguladığımızda da direkt bu kurala ulaşacaksınız. Şimdi sorumuza geçelim.
Bakın burası 2 ise burası 2'dir. Burası 6'dır. Ne diyor bana? ABCD paralel kenar, AC ve BD köşegen, EB'nin 2 katı BC'ye eşitmiş, o da 4 birimmiş yazdık. DC 6 birim, yukarıdaki verilere göre AC uzunluğu kaç birimdir diyor. Bakın şuraya biz ne dedik? E dedik. Kuralımızla inceleyecek olursak E'nin karesi artı F dediğim nedir? 4. 4'ün karesi eşittir 2 parantezinde 6'nın karesi artı 4'ün karesidir. Peki E kare artı 16, 2 çarpı şurası ne gelecektir arkadaşlar? 36, 16 daha 2 çarpı şurası 52 gelmiş oldu. Buradan 104 gelmiş oldu arkadaşlar. E karede 104 eksi 16'dan ne gelmiş oldu? 14'ten 6 çıktı. 8, 88. Bu da 4 çarpı 22'den oluşuyor. Yani E'si ne oldu? 2 kök 22 olmuş oldu. Bizden AC köşegeni istiyordu. Ne yaptık? Bulduk. Şimdi diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Güzel bir soru. ABCD paralel kenar, DF EF'ye dikmiş, DF 15 birim, EF 10 birim, A ve F orta noktalar olmak üzere HFX kaç birimdir diyor. Şimdi arkadaşlar burada ben şunu yapacağım. Şu parçayı şöylece uzatacağım. Gördüğünüz gibi burada ne çıktı? Bir paralellikten dolayı kelebek çıkmış oldu. Şuraya biraz daha düzgün çizecek olursam şöyle. Burası 10 olmuş oldu. Bakın burası 90. 15, 20. Burası ne olmuş oldu? 25 olmuş oldu. Benden x'i istiyor. Şöyle yapabilirsiniz. Öklit kuralından da yapabilirsiniz. Ya da işte şuraya t diyelim. D, t, f'nin alanı normalde 15 çarpı 20 bölü 2'dir. Veya 25 çarpı x bölü 2'dir diyebiliriz. Buradan 5'e böldüm 5, 5'e böldüm 4, 5'e böldüm 3. X değerim ne gelecektir? 12 gelecektir.